Diyelim ki bir topumuz var ve ne kadar yükseğe atacağız, ne kadar hızlı atacağız diye bir oyun oynuyoruz. Böyle bir oyun uydurduk. Bir oyuncunun elinde top olacak, diğerinin elinde kronometre. Şöyle oynayacağız. Bir oyuncu topu dümdüz yukarı fırlatacak, diğeri de zaman tutacak. Daha sonra bu zamana bakıp topun ne kadar hızlı yükseldiğini ve ulaştığı yüksekliği hesaplayacağız. Ve bu arada tüm bu atışlarda hava sürtünmesinin, hava direncinin olmadığını varsayacağız. Ve bu varsayım yüzünden tam değeri, gerçek değeri tabii bulamayacağız ama gerçek hayatı ne olacağını merak ederseniz kendi deneyinizi yapın görün hava sürtünmesi ne kadar etki ediyormuş. Evet, hava sürtünmesini ihmal ettiğimizde şunu rahatlıkla yazabiliyoruz. Topun ulaşacağı en üst noktaya çıkana kadar geçen zaman, topun düşüşe geçip atıldığı noktaya geri dönene kadar geçen zamana eşittir. Eğer önceki videoda çizdiğimiz yer değiştirme zaman grafiğine bakarsanız, ikinci saniye sonunda topun atıcının elinden çıkıp en üst noktaya ulaştığını, sonraki iki saniyede ise düşerek ilk atıldığı noktaya döndüğünü, geri döndüğünü göreceksiniz. Düştüğünü göreceksiniz. Ve düşününce de oldukça mantıklı. İlk hız ne olursa olsun topun yavaşlayıp durması ne kadar sürüyorsa, düşerken hızlanıp ilk hızına ulaşması yine o kadar sürecektir. Evet, konuyu daha iyi kavramak için gelin oyunu sayılara dökelim. Diyelim ki ben topu havaya attım, siz de kronometrenizle topun havada 5 saniye kaldığını ölçtünüz. Evet, buradan hareketle topu ne kadar hızlı attığımı nasıl hesaplayacağız? İlk iş olarak şunu yapabiliriz. Elimizde toplam 5 saniye olduğuna göre top en üst noktaya ulaşana kadarki zaman değişimi bunun yarısı yani 2,5 saniye olacaktır. O da şu demek, atılan bu top bu iki buçuk saniye içinde ilk hızından son hızına yani sıfır metre bölü saniyeye ulaştı. Bu grafik ilk hızı bildiğimiz önceki videoya ait şimdiki örneğin değil. Ama buradaki gibi top bir ilk hızla yükseldi, en üst noktada durdu ve sonra aşağıya doğru hızlanmaya başladı. Yer çekimi ivmesini biliyoruz ve tam olarak değilse de dünyanın yüzeyine yakın olduğumuzdan sabit kabul ediyoruz eksi 9,8 metre bölü saniye kare. Evet, şimdi bir düşünelim. Topun hızındaki değişim, son hızı eksi ilk hızına, yani 0 eksi ilk hızına. Yani eksi ilk hızına eşit demektir. Hızdaki değişimi başka nasıl hesaplayacağız, nasıl hesaplayabiliriz? İvmenin tanımından hareketle hızdaki değişim eşittir. ivme eksi 9,8 metre bölü saniye kare, çarpı zamandaki değişim. Unutmayın, burada atışın sadece ilk kısmına bakıyoruz. Yani zamandaki değişim 2,5 saniye. O halde eksi ilk hıza eşit olan, eksi ilk hıza eşit olan hız değişimimiz nedir? Hemen hesap makinemizi çıkaralım. Eksi 9,8 çarpı 2,5 sonuç eksi 24,5 metre bölü saniye. Buradaki saniye ile paydaki saniyelerden biri gitti. Elimizde metre bölü saniye kaldı. Bu da eksi ilk hızımıza eşit olduğundan, iki tarafı da eksiyle çarpınca ilk hızımızı buluyoruz. İşte bu kadar basit. Toplam zamanı ikiye böldük, yer çekimi ivmesiyle çarptık ki bunu pozitif de alabilirsiniz, ilk hızı bulursunuz. Buradaki ilk hızımız 24,5 metre bölü saniye pozitif bir değer olduğundan dolayı da ilk hızımızın yönü yukarı doğru. Evet, işin bir kısmını hallettik. İlk hızımız bu olduğuna göre top yere düşerken attığımız noktaya geldiğinde de geri döndüğünde de aynı hızda ama bu sefer negatif olacak. Bu tamam. Peki topun başladığı en alt nokta ile ulaştığı en üst nokta arasındaki yer değiştirme, topun yer değiştirmesi nedir? Dikkat ederseniz tüm bu sonuçlar oldukça düz bir mantıktan geliyor. Hızdaki değişim eşittir, ivme çarpı zamandaki değişim bir diğer düz mantıkla yer değiştirme eşittir ortalama hız çarpı zamandaki değişim. Peki ortalama hızımız ne? İvmeyi sabit kabul edersek ortalama hız eşittir ilk hız artı son hız bölü 2. Yani kelimenin tam anlamıyla ilk ve son hızın aritmetik ortalaması. O da ne olacak? 24,5 metre bölü saniye artı son hızımız ne? Atışın sadece ilk kısmına baktığımızdan 0 metre bölü saniye bölü 2. Bu kısım bize ortalama hızı verecek. Onu da 2,5 saniye ile çarpacağız. O halde yer değiştirme eşittir. 24,5 bölü 2, 12,25 metre bölü saniye çarpı 2,5 saniye. Yeniden hatırlatacak olursak atışın sadece sadece ilk iki buçuk saniyelik kısmına bakıyoruz. O da bize, o da bize. Yeniden hesap makinemizi çıkaralım. 12,25 çarpı iki buçuk. 30,625 metre veriyor. Saniyeler birbirini götürdü. Bu bir atış için bayağı büyük bir sayı aslında. Neredeyse 10 katlı bir bina demek. 30 metre demek, tabii 10 kat demek. Ve ne yalan söyleyeyim beni aşar. Ama sonuçta eğer attığınız top havada 5 saniye kalıyorsa, top 30 metre yüksekliğe ulaşmış demektir. Evet, umarım bu örneği eğlenceli bulmuşsunuzdur. Gelecek videoda konuyu biraz daha genelleştirmeye, denklemlere dökmeye ve bu sayede mesela zamanı bilmeden yer değiştirmeyi bulmaya çalışacağız görüşmek dileğiyle